Herkese merhabalar. Ataşehir'de bulunan Hyundai Ulugöl bayiindeyiz. Sizler için yeni Elantra'yı test edeceğiz. Bakalım Elantra Feyyaz Garajlı'dan geçebilecek mi? Aracımızda bir test sürüş yapacağız. Önce showroom'da detaylarını inceleyeceğiz, dış görünüşlerini. Feyyaz Garaj'da başlıyor. Evet, Ulugöllere buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz Feyyaz Garaj'da ekip olarak. Biz geldiğimizde sağ olsunlar aracımızı hazırlamışlar. Bize de bir sürpriz yapmışlar, arkada da görüyorsunuz aracımızı. İsterseniz şimdi üstünden brandasını kaldıralım ve Elantra'mızın hangi renk olduğunu görelim. Feyyaz Garaj'da izleyicilere her zaman aracımızı ön kısmından anlatmaya başlıyorum. Elantra'da da onu yapalım isterseniz. Aracımızın kaputundan başlayacak olursak eğer, kaputumuzda orta kısmında herhangi bir çizgi yok. Sadece köşelerinden ortaya gelen hafif bir çizgilerimiz var. Panjurumuza değinmek istiyorum. Elantra'nın bir önceki kasasında orta panjur düz bir şekildeydi ama çerçeveleri vardı. Bu bize sinyalini vermiş aslında makyajlanacağının. Makyajlandığı zaman da orta kısımlarına krom çizgiler, çerçevesi krom çizgileriyle süslenmiş. Gayet bana göre sportif bir dinamiklik katmış, bunu söyleyebilirim. Farlarımıza eğer gelecek olursak, Elantra'nın eski kasasında yukarı doğru uzanan bir far sistemimiz vardı. Şimdi alt tabanı siyah olmuş. Mercek uygulaması yapılmış. Merceklerimiz bu arada sarı, evet, görüş açınızı güzel yapabilir. Fakat görüntü açısından pek güzel olmuyor. Keşke beyaz olsaydı. Gündüz ledlerimiz burada full led teknolojisi devam ediyor. Alt tarafa doğru gelecek olursam eğer, eski kasa Elantra'da da sislerde buna benzer bir çizgi vardı. Daha çok keskinleştirilmiş sis farımız çerçevesi krom, piyano bilek uygulaması var ve sis farımız da mercekli. Bu da güzel olmuş bence. Ön tarafına, tampon altına eğer gelecek olursak eğer, sivri kıvrımlar var. Devam ediyor. Alt tarafında plastik bir uygulama var. Bu da tampon ekini, aracı biraz daha sportif kattığını ön tarafına. Sinyal vardı, o sinyal aynaya alınmış. Benim çok hoşuma gitti. Çift renk jant uygulaması devam ediyor. 17 inç 5 bijon jantımız var. Tekrardan yan tarafa doğru devam edelim. Arabanın hattı çamurlu, başından bir orta kısmından başlıyor. Giderek derinleşiyor. Sert bir biçime geliyor. Eski kasasında çizgi hemen kapı kolunun altından geçiyordu, üst tarafından geçiyor da aracımızın alt tarafında eski Elantra'da bir çukur vardı. Burada ise tam tersi bir uygulama yapıyor. Arada dışarı doğru kırmızı bir çizgimiz var. Ve aracımız da tekrar arka çamurlar kadar devam ediyor. Kapı kollarına gelecek olursam ön tarafımızda da vardı, panjurumuzda krom çizgiler. Kapı kollarımıza devam ediyor. Kapı çıtalarımız da devam ediyor. Aracımıza bir bütünlük oluşturmuş. Bunları sizlere söyleyebilirim. Arka tarafına doğru devam ettiğimiz zaman çizginiz hala bizimle beraber, peşimize bırakmıyor. Alt taraftaki de çamurluk ağzına geldiği zaman bitiyor. Aracın arka çamurluğunun üst kısmına geldiğimiz zaman arka stopumuz bizi karşılıyor. Şık bir tasarımı var. Üst tarafa da gelecek olursam, bir önceki kasada Elantra'da normal standart yardımımız vardı. Köpek bonusunda yardım olması da benim hoşuma gitti. Ben bunu çok seviyorum. Araçlar da yeni uygulamaya başladılar. Yan tarafından bahsedeceklerim. Bir tane günler sonra arkadaşlar. Şimdi
orta taraflara doğru devam ediyor. Mevcut teknolojisi uygulanmış eski bir önceki kafasından çok daha farklı, çok daha düzgün yukarı doğru çıkıyordu ve çok sade bir şekildeydi. Sivri hatlarla sportiflik katmış, alt tarafına doğru inmek istiyorum. Ufak bir kedi gözü vardı, daha büyük şekle bürünmüş. Hemen alt kısmında bu yoktu. Plastik bir arka difüzör bizleri karşılıyor ve aracımızın bagaj kısmına gelecek olursak eğer, kumandadan açabiliyoruz bagajımızı. 458 litre gibi sınıfında güzel bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Elimi uzattığım zaman uzanamıyorum. Ve üst taraflarında da koltuklarımız için çekme tuşlarımız mevcut. Bagajımızı büyütmek için bu şekilde de mandalları çekerek bagajımızı daha çok büyütebiliyoruz. Arka koltuğa ulaşabiliyoruz. Sizlere söylemek istiyorum. Önce diz boşluğumdan bahsetmek isterim sizlere. Çok rahatım. Baş boşluğuma gelince tavanı yüksek. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yan tarafa gelecek olursak bu tarafta neden yok bunu anlamış değilim. Burada bir fileli bir saklama alanımız mevcut. Koltuklarımız araç içiyle döşemeleriyle aynı renkte kumaş bir koltuğumuz mevcut. Alt tarafa gelecek olursam eğer şart tüneli yok burada. Yani bazı araçlarda biliyorsunuz daha yukarıya doğru ve üçüncü kişi rahat oturamayabiliyor. Ayakları böyle yukarıda kalabiliyor. Rahatça geçişler de yapılabiliyor ve arkaya üç kişi rahatça aracın arkasına oturabilir. Yan taraflarına gelecek olursam kapı taraflarına. Standart bir Hyundai cam açma düğmeleri var. Saklama alanı burada ufak sadece bir bardak girebilecek bir saklama alanımız var. Hoparlör çıkışları bu tarafa yapılmış. Gri renkte bir çıtamız var ve kapı koluyla aynı renkte. Aracın arka tarafında rahatım. Bunu sizlere rahatlıkça söyleyebilirim. Cam açma tuşları biraz daha kaliteli olabilirdi. Hemen unutmadan bunu söylemek istiyorum sizlere. Bir kolçağımız burada mevcut. İki tane bardaklığımız var. Üstü kapanılabilir. Olsaydı sürgülü güzel olabilirmiş. Bu da Elantra'dan beklenebilirdi. Çünkü bir ağırbaşlı bir araba olmuş dizayn olarak. Biraz daha arka tarafındaki yaşam alanı kalitelileştirebilirmiş. Arka taraftan da anlatacaklarım bu kadar. Evet Feyyaz Garajlı izleyicileri, Elantra'mızın iç kısmındayız. Sercan da tekrar benim yanımda. Hemen kadranımızı burada görebiliyorsunuz. Kadranımızda bir orta kısmında yol bilgisayarımız mevcut. Hararet göstergesi, benzin göstergesi. Hemen direksiyonumuza doğru bakmak istiyorum. Telefonla alakalı tuşlarımız var. Cruise kontrolümüzle alakalı tuşlar var. Yenilenmiş bir direksiyonumuz. Hemen sol tarafımızda tuş, cam açma, kilitleme, ayna kontrol tuşlarımız mevcut. Kolonumuz hemen ön tarafta. Evet Sercan, tekrar programa hoş geldin. Hoş bulduk. Elantra'yı tanıttık. Birazdan da tura çıkacağız zaten ama iç kısmını izleyicilerimize aktaralım istersen. Neler söylemek istersin Elantra'nın iç kısmıyla alakalı? Elantra'nın iç kısmıyla alakalı bence güzel bir araba yapmışlar. Dıştan çok güzel görünüyor. Hani keskin hatları vesairesi. Hoş. Tasarımı güzel. İçeriye gelirsek de ya, güzel. Güzel sayılır. Yani güzel diyebilirim. Ama gene de eksikler var tabi. Aracımız istersen motorundan biraz bahsedelim. 1.6 dizel 136 beygirlik bir gücümüz var. Evet. 300'e yakın bir torkumuz var. 300 Nm torkumuz var. Saklama alanlarından istersen hemen başlayalım. Benim sol tarafımda saklama alanımız mevcut. Hı hı. Şurada ufak bir tane saklama alanımız var. Farla alakalı tuşlarımız hemen bu tarafta yer alıyor. Daha sonra kadranımız. Alt tarafta bardaklıklarımız var. İki tane bardaklığımız ve kolçağımız var. Sercan, kolçağımızı açar mısın? Kolçağı açalım. Çok
Çok derin değil fakat geniş. Aynen. Onu söyleyelim. İdeal çok, bir yapıda evet, yani. Çok ideal bir yapı diyebiliriz. Söylemek gerekirse. Devam edelim. Vitesimizin önünde bir saklama alanımız mevcut. İçinde güzel olmuş. 12 volt elektrik alabileceğimiz bir yer var. Hı-hı. AUX ve USB girişimiz mevcut. Önünde ufak bir saklama yine alanımız boşluk var. Evet, boşluğumuz var. Sürgülü bir şekilde de kendi kendine de kapanabiliyor. Evet. İstersen multimedya ekranına doğru yavaş yavaş gidelim, senin sevdiğin kısımlara doğru. Gidelim. Bizi bir standart bir saatimiz karşılıyor. Güzel olmuş. Yani diğer benzer multimedya saatlerinden daha sinyalimizi de şeyimizi güzel, saniyemizi de yani gösteriyor. Evet. Hepsini net bir şekilde, bariz bir şekilde tarihli, saatli görünüyor. Güzel olmuş. Şuradan açalım bir. Evet, radyo. Bana göre biraz kurcaladım. Dokunmatik olarak mesela radyo telefonumuza geçişlerin dokunmatik olmaması benim hoşuma gitti. Yani direkt radyoya bastığınız zaman radyonun gelmesi, medyaya bastığınız zaman işte USB'den mi atacaksınız fotoğrafları, AUX girişimi, iPod'dan bağlayacaksınız veya telefon. Bunları hemen yapabilmesi güzel olmuş. Bir eşleştirilmemiş bir cihazımız olduğu için hata verdi. Dörtlü flaşörümüz orta kısımda parlak bir alan ortasına yapılmış. Aslında benim hoşuma gitti. Bir daha önceki kasası biraz daha oval bir konsol mevcuttu. Dik bir kıvamda. Şöyle baktığımız zaman elimde kolayca yetişiyor. Herhangi bir sorun yok. Ses açma tuşu ve kanal değiştirme. Hemen radyoya eğer gelecek olursak eğer, hem isterseniz dokunmatik olarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan de değişim yapabiliyorsunuz. Yani bu da güzel yani olmuş. Bu tam tersine hani sadece sana hitap etmemiş, hani buradaki de bu şekilde evet, yan bir tarafta uğraşma evet yapabilir. Yani bu şekilde istediği kanalı ayarlayabilir, hı-hı, edebilir. Yani güzel olmuş. Şık bir tasarım. Klimamızın ışıklandırması çok güzel evet, olmuş. Işıklandırması gece görüşünde, bence gece yolculuklarında göz almaz evet diyebilirim. Hani çok tatlı, bariz bir, gerçi mavi renkten vazgeçmiyor Hyundai ama evet, güzel tutturuyor. Direksiyon ışıkları falan. Ben biraz şekilde koltuklarına değinmek istiyorum. Değinmeyelim. Ona değinmeyelim mi? Ya değinmeyelim. Ben değinmek istiyorum. Sonuna değiniriz. Alt tarafta koltuğumuzun altında ileri geri mekanizması mevcut. Evet. Ama bir koltuk hemen yan tarafında yükseklik ayarı var ve geriye yatması. Aslında ben bunu Elantra'nın kalitesinde bir elektronik beklerdim. Ya Elantra deyince, Elantra hani nasıl söyleyeyim, daha çok böyle konfor. Ya Elantra ismi bana konfor çağrışımı yapar. Eski kasalarına da gördük. Yani 2008'den önceki kasalarında çok güzel bir konfor mevcuttu araçta. Ama yeni kasalarda pek ondan eser kalmamış diyebilirim. Map kısmına geldiğimiz zaman navigasyon demek istedim. Navigasyonumuzu açıyor. Biraz reklam gibi olacak ama yakınımızdaki benzin istasyonlarının amblemlerine kadar gösteriyor. Şöyle kapatalım onları. Sence bu nasıl olmuş? Ve bakış açımızı da, şöyle gidiş açımızı da gösteriyor. Bunda da var. Ya güzel olmuş. 3 boyutlu da görüntü yapabiliyoruz. Güzel olmuş. Şık bir tasarım. Ve de bu şekilde nerede ne var, ne şekilde 3 boyutlu gösterim yapmaları bence hoş olmuş. Yani güzel. Navigasyon kısmı elektronik olarak benim hoşuma gitti. 3 boyutta dediğin gibi evet, gösteriyor. Ama hemen alt kısmına istersen gelelim Sercan. Gelelim. Klimamıza. Evet, klima o evet, otomatik galiba. Ya hı-hı, bu mavi en azından şu yazıları rengini değiştirebilirlerdi. Hani mavi okunması biraz zor oluyor. Siz kameradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama hani böyle akşam belki net görünebilir ama gündüz hiçbir şey görünmüyor. Akşam da görünmeyeceğini düşünüyorum. Ama diğer türlü güzel yani. Açık renkte mavi ışık pek gitmiyor normal olarak. Şöyle bir gösterelim isterseniz. Çift taraflı klima vitesimizi var. Vitesimizi değiştirdiğimiz zaman hemen ön kısmında, istersen Sercan sen değiştir. Burası mandallı. Yani başka markalar gibi mandallı bir sistem. Hemen mevcut yanında ışık yanıyor hangi vitesteyseniz ve evet, rengini değiştiriyor. Yani bir tek R'deyken kırmızı oluyor. Diğerlerinde geri vites takınca böyle bir geri görüş kamerası mevcut.
Bakalım. Evet, geriye tak tekrardan Sercan. Yok. Direksiyonumuzu dönüş... çevirdiği zaman açımızı... Evet. Aracın sabit açısı ve gidebileceği dönüş, evet, açısını dönüş da gösteriyor. Bence bunu da güzel düşünmüşler, güzel yapmışlar. Hem düzken nasıl olduğunu hem de evet, yan kısmı. Aynen öyle. Soğutmasına gelecek olsak, klimamız açık ve alt seviyede çalışıyor, hemen soğuttu içeriye. Evet, soğuttu. Hemen arabayı soğuttu ve bayağı bize bir güçlü. Evet, bayağı bir güçlü. Sen senin de bir bak saçlı, istersen. Senin saçları dalgalanmaya başladı. Evet, yani bayağı bir güçlü. Güçlü, güçlü bayağı bir güçlü var hem de. Hani bu güzel bir etkileşim yaratmış. Peki içinden başka söyleyebileceklerin var mı? Buradan direksiyon ayarımız mevcut hemen bu tarafta. Açıldığı zaman yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Derinlik yok galiba. Evet, derinlik yok. Sadece yükseklik alçaklık ayarı var. Aracın çalışma sesine gelecek olursak ne söylersin? Biraz içerisinde gaz verirsek. Normal. Normal. Yani normal bir dizel fazla, araç. Normal bir dizel araç. Çok rahatsız etmiyor ama evet, çok gürültüsüz de diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani diyemeyiz. Tekrar. Yok hayır yani gürü evet. Bir frene basar mısın Feyyaz? Az biraz aracı ileri doğru sarar mısın? Salar mısın lütfen? Bırak, dur. Bir saniye. Bir şey denemek istiyorum da. Ha, tamam. Ya eco stop sistemi vardı araçta. Otomatik anda... start stop. Geçmedi devreye. Ona bir baktım. Yalnız kapalı diyordu o. Eco stop. Yok, şimdi şu an kapattım. Şu an açık. Herhalde bir miktar yol almak gerekiyor. Olabilir. Ama şimdi zaten sistem böyle olmaması gerekiyor. Test ederiz zaten. Evet, yola çıktığımızda test ederiz. Bir de şunu da göster Feyyaz'cığım. Vitesi neye geçirirseniz ekranda görüntüye çıkıyor. Evet. Orada solda. Bu güzel bir şey olmuş. Yakıtından bahsedelim isterseniz. Kitapçıkta 4.7 idi. Evet, 4.7 şehir içi dolanma. Şehir dışı 3.8 olması lazım. 4.1 de olabilir. Ama 4.1 karma kullanım. Ha, evet, ama evet, şöyle eco modda. Bu araçta 3 tane mod var. 3 modlu araç yapılmış. Dry mod kullanım burada. Ekrana ya göstergeye doğru şey yaparsan Feyyaz'cığım, orada daha net gösterebiliriz. Şu an normalde araç. Normal standart bir araç olaraktan eco'dayız. Ekonomik kısmına geçtik. Yani tasarruf modundayız diyebilirim. Bir de sport modu var. Sport modunu çok merak ediyorum. Şu test sürüşüne çıktığımızda bir deneyelim. Onu tekrardan... Tekrar bastığımızda normal standarda geri dönüş yapıyor. Onu tekrar istersen yapabilir misin? Hemen vitesin oradaki tuştan burada yapıyoruz arkadaşlar. Kadranımızın devir saati kısmında basarsan, hı-hı, Sercan tekrar görebiliriz. Eco Sport kısmı, evet, ve normal kullanım olarak. Bu da ben güzel olmuş düşünmeleri. Ama bir eleştirmeden yapamayacağım. Buyur. Elantra deyince elektrikli koltuk olması gerekiyor. Sunroof. Evet. Ha, sunroof. Onu da söyleyelim sizlere. Sunroof önemli. Türkiye'de sunroof. Önceki kasadan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı, yani şöyle söyleyeyim. Önceki kasada full paket olaraktan geldi. Hiç alt paket ya da başka bir paket yoktu. İki paket vardı. Full paket ve normal paket olarak geldi. Full paket tutulmayınca Hyundai artık Elantra'nın full paketini Türkiye'ye getirmiyor. Evet, bu da kötü oldu. Yani şu anda Türkiye'de Elantra'nın bir önceki kasanın sunrooflusu var. Fakat son model kasanın, evet, yeni kasanın sunrooflusu yok. Mevcut değil. Yani o kötü olmuş. Bu da bizden dolayı, tüketicilerden dolayı kaynaklı. Tabii ki tabii ki. Yani İstenilen... kullanıcıların tavsiye, yani tavsiye yönelim olmadığı için, sipariş olmadığı için. Birbirlerine tavsiye, evet, etmemelerinden dolayı. Hani sunroof sıkıntı yaratır, fitil değişme bilmem. Peki sana şöyle bir şey söyleyebilirim Sercan. Direksiyonumuzu biraz aşağı indirelim. En aşağıda. En aşağıda şu anda. Evet. Kadranın üstünde bulunan yükseklik biraz ufak kalmamış mı? Yani ben biraz daha böyle... Yo, bence ideal. Çünkü neden biliyor musun? En aşağıda hiç kimse hiçbir zaman kullanılmaz. Ayarı budur. Şu... Ayarı budur. Ben üstteki bu kısmından bahsediyorum bu. Yo, bu biraz daha böyle... Uzun, daha Elantra'ya yakışır. Bu da biraz sanki böyle i20'li konsolu, böyle polo. Ufak bir araba torpidosu gibi duruyor. Biraz daha büyük olabilirmiş. Olabilir. Ama içinden tasarım.
Evet, tasarım. Tasarım. Aynalarımıza bak, dikkat edecek olursak. Aynalarımız da kapanmıyor bu arada. Evet. Dış aynalarımız da kapanmıyor. O da evet. Full paketten, bir önceki kasadan ilgisizlikten dolayı. Bu şekilde dolayı. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Sola çevirdiğiniz zaman. Hemen göstereyim. Sağ taraftaki aynayı çevirdim. Bu şekilde içeriden de kontrol edebiliyorsunuz. Fakat düğmeyle kapanmıyor. Düğmeyle kapanmıyor. Aracı kilitlediğinizde kapanmıyor. Hani bunlar ufak detaylar. Aslında ama güzel detaylar. Güzel detaylar. Detaylar her zaman. Yani bir aracı gösteren benim için sunroof'tur. Sunroof olmazsa olmazdır zaten. Camı açamazsınız, açamadığınız zaman sunroof'u açabilirsiniz havalandırma için vesaire. Kaputu açma kolumuz standart her arabalarda olduğu gibi bu tarafta. Otomatik bir araba. İstersen artık yavaş yavaş içinden de söyleyeceklerimizi tamamladıktan sonra ben bağlanmayı düşünüyorum Feyyaz. Bağlanmak istiyorum. Cihaz aradı. Aracın adı ne acaba? Avanti. Tarıyor şu an. Bakalım Bluetooth bahsedilen kadar iyi mi? Bulmadı. Buldu. Şimdi buldu. Evet. Şu an bağlandım. Feyyaz. Hı hı. Şu an bağlı. Şöyle de gösterelim. Telefonumuzu bağladık. Evet, telefonumuz bağlandı. Gerçekten de bağlandı. Bakalım. Ya sesini merak ediyorum. Elantra'nın ses sistemi nasıl olmuş? Hani çok merak ediyorum. Ben de isterseniz sizlere aracın biraz daha konsol tasarımından bahsedeyim. Sert malzeme kullanılmış, çok yumuşak değil. Kapı kollarıyla kullanılan malzemeler aynı, sert bir plastik. Ufak bir döşeme var burada, tekrar sert plastik, üst tarafına da sert plastik. Bunların daha iyi olmasını bekliyoruz Hyundai ailesinden. Umarız daha güzel olur. Telefonumuzu bağladık buraya. Ama Feyyaz, direksiyonumuz makyajlanmış. Aslında güzel bir araç olmuş şahsi kararım olarak. Evet, tavsiye eder miyiz? Evet. Ben tavsiye ederim. Gerek klimasından da tutun, hemen içeriği soğutuyor. Bayağı şiddetli. Konforunu da birazdan test edeceğiz. Bakalım. Feyyaz Garaj'da devam ediyor. Aldık. Şimdi de Ataşehir'e doğru devam ediyoruz. Start stop devreye girdi. Daha demin showroom'un içinde devreye girmemişti. Demek ki biraz kullanmak gerekiyor. Devir saatimizde de dijital olarak ayrıca kaçta gittiğimizi de gösteriyor. O da hem
ibre olarak gösteriyor bize, hem de dijital olarak rakam ile gösteriyor. Sesini showroom'da biraz daha, iç yalıtım sesini biraz daha fazla almıştık ama yolda giderken çok fazla ses gelmiyor. 7 ileri bir şanzımanımız var, bizleri karşılıyor. Birazdan önümüz açıldığı zaman trafikteyiz, onu da test edeceğiz geçişlerini, manuel'e de alacağım, manuel seçeneğimiz de var. Ama içeri çok fazla ses almadığını söyleyebilirim. Çukurlarda hissedilen fazla değil. Amortisör sistemini biraz daha detaylı sizlere anlatacağım. Aracımız yol sesini fazla vermiyor. Frenlerine kavraması biraz daha geride. Hemen ilk dokunduğunuz zaman almıyor. Çok az daha basmanız gerekiyor. O zaman devreye giriyor. Dördüncü vitese, beşinci vitese attı. 50 ile gitmemize rağmen. Hızlanma olarak tepkisi benim hoşuma gitti. Düşürüyorum vitesimizi. 2'ye aldım şu anda. 30'dayım. 2000 devir. Gaz tepkimesi hızlanıyor. Hemen bir tabir vardır ya, gazı bastığınız zaman evde kimse yok diye. O tabir yok. Vites geçişlerini de şöyle söyleyebilirim. Hissettirmiyor sizlere bir tarzında bir... Hemen 1'e attım şu anda. 2. 70'e hemen çıktık. Tekrardan otomatiğe aldım aracımızı. Şimdi bir de biraz isterseniz ani bir savurma şu anda benim dikkatimi çekmedi. Yol sesini tekrar söylüyorum. Fazla içeri vermiyor. Gaz tepkimesi de şu anda 70'le gidiyoruz. 6. vitesteyiz. 7 ileri bir aracımız var. Şimdi sert bir viraj geliyor. 7. vitesteyiz. Fazla bir savurması yok. Arabanın herhangi bir direksiyonda hakimiyetsizlik yok. Fren dediğim gibi biraz daha hemen ilk dokunduğunuz zaman sağlamıyor. Daha sonra geçiyor. Evet, şu anda aracımızı dry moddan ekonomi değil spora çekeceğiz. Bakalım bize ne gibi katkıları olacak. 4500-5000 devire doğru vites atışı gerçekleştirdi. DTC şanzıman çift kavramalı. Tekrar spor moddayız. Devirli arabamızı kullanıyoruz. Hızlanması gerçekten benim hoşuma gitti. Ve vitesi hemen değiştirmiyor. Bu güzel bir şey. Ortalama 4500-5000 devir civarı vitesimizi arttırıyor. Tekrardan dry moddan eco'ya aldığımız zaman ise standart kullanımda yakıtı zaten düşürüyor. Bu Elantra bize bunları zaten katkısını veriyor. Yakıt olarak ekonomik bir araç. Sürüş esnasına gelecek olursak da benim hoşuma gitti. Yani gaza tepkisi güzel. Bastığınız zaman direkt atıyor kendisini ileri. 1.6 motora sahip, 36 beygir gücünde. 300 Nm tork güce sahip. Şanzıman olarak da vites geçişlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Çok fazla ileri geri ani vites düşürme tarzında bazı aptallıklar yapmıyor, onu söyleyeyim sizlere. İstediğiniz sürüş zevkini verebiliyor ve aracımız şu anda istobette. Çünkü açtık, daha demin kapatmıştık. Ayağımı frenden çektiğim anda devreye giriyor otomatik olarak. Şu anda direksiyondan kumandamızdan ekranımıza bağlandık. Bize menzilimizi gösterebiliyor. Yarım deponun bir tık daha ilerisinde yakıtımız var ve 450 km daha bize yol gösteriyor. Buna göre de siz de hesabınızı yapabilirsiniz tam dolu şekilde ne kadar gidebileceğinizi. Bence ekonomik bir araba. Alınabilir, tercih edilebilir. Fiyat konusunda da birazdan sizlere rakamları tam olarak söyleyeceğim. Trafikteyiz. Dur kalk bir trafik ve hafif bayır yukarıyız. Ayağımı frenden çektiğim anda araba
kendiliğinden gitmeye başlıyor. Bayır yukarı olmamıza rağmen bir geri kaydırma söz konusu değil. Sizler de görüyorsunuz. Tekrar duruyorum şu anda. Bayır yukarıyız. Dur kalk. Ayağımı komple frenden çektim. Araba gitmeye başlıyor. Bu konuda da sınıftan geçti. Fiyatına gelecek olursak aracımızın 80 ile 86 bin TL arasında, 87 bin TL arasında fiyatlarımız dizel, söylüyorum bunu, elit modelinden 87 milyara kadar fiyatlarımız da çıkıyor. Feyyaz Garaj'la izleyicileri, sizler için yeni Elantra'yı test ettik. Ulugöl Bayi'ne buradan teşekkürlerimizi tekrardan iletiyoruz. Başka bir Feyyaz Garaj'la programında görüşünceye dek. Hoşçakalın.